Okula gitmek için evden ayrılan Anıl bir süre sonra cüzdanının yanında olmadığını fark edip hızlıca geri dönüyor. Evde bir süre cüzdanını aradıktan sonra bulduğu cüzdanı alıp okula doğru tekrar yola çıkıyor. Buna göre Anıl'ın ilk evden ayrıldığı andan itibaren eve olan uzaklığının zamana göre değişimini gösteren grafiği bizden istemiş. Hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi burada bakın şurası zaman, geçen süre. Burası ise eve olan uzaklık. Şimdi en başta zaman 0, uzaklıkta eve 0. Çünkü evin içinde. Sonra zaman geçtikçe evden çıkıyor ve eve olan uzaklığı gitgide artıyor, artıyor, artıyor. Nereye kadar? Ta ki cüzdanını unuttuğu ana kadar. Cüzdanını unuttuğunu fark edince, burada bak vakit kaybetmeden hızlıca diyor ya, hızlıca geri dönüyor. Geri dönünce eve olan uzaklığı bu defa azalıyor. Çünkü eve doğru yürüyor. Eve olan uzaklığı azaldı, azaldı, azaldı ve eve olan uzaklığı sıfıra düştü. Burası sıfır noktası zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla eve vardı şu an. Eve vardıktan sonra evde bir süre cüzdanını arıyor. Yani burada zaman ilerliyor ama eve olan uzaklığı hala sıfır görüyorsunuz. Sonra cüzdanını bulduktan sonra tekrar okula doğru yola çıkınca buradan ilerlemeye başlayacak. Yani okula olan eve olan uzaklığı tekrar artacak. Böyle bir grafik olması gerekiyor. Şimdi o da hangi şıkta var? Bakıyorsunuz buna en yakın şık C seçeneğinde var. Evet, önce eve olan uzaklığı arttı, sonra eve olan uzaklığı azaldı, evde cüzdanını aradı, sonra okula doğru giderken eve olan uzaklığı arttı, okula varınca da eve olan uzaklığı hep sabit kalıyor. Çünkü okuldan sonra daha da ilerlemiyor. Öyleyse cevabımız C seçeneği olmalı. Aslan bir soru bankasında bulunan testlerin birinci gün 1 bölü 3'ünü, ikinci gün 1 bölü 2'sini, üçüncü gün kalanını çözerek kitaptaki tüm testleri bitiriyor. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi Aslan'ın kitaptaki testleri çözmeye başladıktan sonra günlere göre kitapta kalan test sayılarının değişimini gösteriyor olabilir? Şimdi kalan test sayısı. Demek ki arkadaşlar başlangıçta bütün şıklara bakarsanız 300 tane soru varmış bu kitapta. Başlangıçta 0. Günde. Dolayısıyla kitaptaki biz soruları 300 alalım. Birinci gün 300 sorunun 3'te 1'ini çözeceğiz. 3'te 1'i ne yapacaktır? 100 soru çözeceğiz. Birinci gün 100 soru. Şuraya yazalım. Ama bu çözülen soru sayısı bakın. Ama burada grafikte kalan soru sayısı veya test sayısı neyse artık. Sonra ikinci gün tüm testlerin 1 bölü 2'sini çözmüş. Kalan testlerin demiyor. Yani kalan 200 testlerin 1 bölü 2'si demiyor. Yine tüm testlerin 1 bölü 2'sini çözmüş. Öyleyse ikinci gün çözdüğü test sayısı 150 test. Üçüncü günde kalanını çözmüş. Öyleyse ikisini toplarsın. Birinci gün ve ikinci gün çözdüğü 250 test. 300'den çıkartırsın. Demek ki üçüncü günde 50 test çözmüş. Şimdi sıfırıncı gün 300 soru olması lazım. Öyleyse A şıkkı olabilir. Başlangıçta 300 soru. C şıkkı olabilir. Başlangıçta 300 soru. D şıkkı olabilir. Başlangıçta 300 soru. B şıkkı olamaz. Çünkü başlangıçta kalan soru sayısı 0 olamaz. Değil mi? Hiç soru çözmeden sıfır sorusu kalmış diyemeyiz ki. Bu ancak çözdüğü soru sayısının grafiği olabilir. O yüzden B şıkkını baştan eledik. Şimdi birinci gün 100 soru çözdüğüne göre kalan test sayısının ne olması gerekiyor? 300'den 100'ü çıkartalım. Birinci gün sonunda 200'e düşmesi gerekiyor. Evet, bakın birinci günün sonunda kalan test sayısı 200'e düşmüş. Çünkü birinci gün 100 test çözmüştü. Evet, birinci günün sonunda 150'ye düşmüş. Bu olmaz. Bunu da eledik. Birinci günün sonunda 200'e düşmüş. Bu da olur. İkinci gün 150 test daha çözerse 200 kalmıştı ya zaten. 50'ye düşecek. Öyleyse bu da olmaz. Burada ikinci günde 100'e düşmüş. Ama burada bakın ikinci gün kalan test sayısı 50 olmuş. Üçüncü günde 50 test çözdüğünde sıfıra düşmüş. Yani testler tamamlanmış. O yüzden cevabımız A seçeneği olmalı. Aşağıda derinlikleri farklı iki bölümden oluşan bir süs havuzunun yandan görünümü verilmiştir. Bu süs havuzu tamamen boş iken akıttığı su miktarı sabit olan musluk açılarak tamamen doldurulmuştur. Evet, musluk açılmış ve havuz tamamen doldurulmuş. Buna göre havuzdaki suyun yüksekliğinin değişimini zamana bağlı olarak gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar su aktığı zaman ilk olarak buradaki bölme dolmaya başlayacak. Şuradaki bölme. Buradaki bölme dolarken zaten su sabit hızla aktığı için suyun yüksekliği de sabit bir şekilde artacak. Yani bu da olabilir. Sabit bir şekilde artmış suyun yüksekliği. Bu da olabilir. Artmış.
Bu da olabilir, artmış. Bu da olabilir. Evet, suyun yüksekliği sabit bir şekilde arttı. Şimdi su seviyesi buraya gelince musluk tekrar akacak. Akmaya devam ediyor. Yine su seviyesi artacak ama eskiye göre daha yavaş artacak. Çünkü burada doldurması gereken yüzey büyüdü, değil mi? Bu kadarlık kısmı artık dolduruyor. Musluk da aynı hızla aktığı için burası biraz daha yavaş dolacak. Yani yüksekliğin artma hızı yavaşlayacak. Ama burada yükseklik azalmış. Bu olamaz kesinlikle. A şıkkını eleriz. Burada yükseklik sabit kalmış. Bu da olamaz. Yani çünkü musluk akmaya devam ediyor. Yükseklik yine artacak ama daha yavaş artacak. C şıkkı da sabit galiba. Bu da olamaz. Bunu da eledik. Ama D şıkkında daha yavaş artıyor. Evet, yükseklik daha yavaş artıyor. Sonra da havuz dolduktan sonra da yüksekliğimiz sabit kalmış olur. Evet, bu şık olabilir. Öyleyse cevabımız D seçeneği olmalı.